Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bu eğitim videomuzda Forex ve borsa piyasalarında kullanılan teknik analiz tarafındaki indikatörleri ele alacağız. Bildiğiniz gibi borsa ve Forex piyasalarında iki çeşit analizimiz var. Biri teknik analiz ve diğeri temel analizdir. Eğer bu piyasalarda başarılı olmak istiyorsanız hem teknik analiz tarafından hem temel analiz tarafından anlamanız ve bunları uygulamanız gerekiyor. Bu şekilde risklerinizi minimize etmiş olursunuz ve bu piyasalardan kar elde edebilirsiniz. İndikatörler gördüğünüz gibi 5 ana gruba ayrılıyor. Trend indikatörleri, osilatörler, hacim indikatörleri, Bill Williams ve özel indikatörler. Özel indikatörleri kendiniz yazılım biliyorsanız yazıp programlarınızda ve kullandığınız teknik analiz programında değerlendirebilirsiniz. Örneğin MetaTrader kullanıyorsanız MetaTrader'de yazılımları yapıp kendiniz indikatör ekleyebilirsiniz gereken yerlerden. Veya farklı programlar da kullanıyorsanız ona göre o programın yazılım diliyle veya imkanlarıyla kendiniz indikatör üretip orada değerlendirebilirsiniz. Trend indikatörleri gördüğünüz gibi farklı çeşitlerden oluşuyor. Fakat bunların en çok kullanılanları piyasada Bollinger Bands, Bollinger bantları, Ichimoku, Moving Average ve Parabolik SAR'dır. Genelde trend tarafında piyasada bu 4 tane çok kullanılıyor. Diğer grubumuz osilatörlerdir. Osilatörlerden de gördüğünüz gibi osilatör indikatörlerinin çeşitleri bayağı fazla. Bunlardan daha çok kullanılan MACD veya Moving Average Convergence Divergence olan, Türkçesi hareketli ortalama yakınsama ıraksama olarak deniliyor. Relative Strength Index veya RSI ve Stochastic'tir. Genelde bu 3 tane osilatörlerden çok fazla kullanılır. Diğer grup hacimdir. Hacim indikatörlerinden genelde volumuzu daha çok kullanıyoruz. Bir diğer grubumuz Bill Williams'dır. Bill Williams'dan da genelde fraktallar çok kullanılır. Ve dediğim gibi özel grup var. Onu da kendiniz yazılım bilip ve kendinize yazılım yapmanız gerekiyor. Veya yapılan yazılımları özel sekmesinden kendi programınıza dahil edip kullanabilirsiniz. Eğitim videolarımızı oluşturmak için Matrix programını kullanacağız. Matrix programı bildiğiniz gibi bir Türk yazılım firması tarafından üretilmiştir. Ben bu programda siz Matrix'i tamamen biliyorsunuz, anlıyorsunuz ve kullanımına hakimsiniz diye düşünüp ona göre devam edeceğim. Fakat Matrix'i bilmiyorsanız onunla ilgili olarak da çok kısa bilgi vermek istiyorum size. Matrix üreticisinin internet sayfası budur. Gördüğünüz gibi ben buradan kurumsal sayfasındayım hala hazırda. Kurumsal'da 2003 yılında bu şirketin temellerinin atıldığı yazılıyor. Aşağıda daha farklı bilgiler de elde edebilirsiniz. Eğitim videolarına ise destek bölümünden, eğitim videoları bölümünden ulaşabilirsiniz. Örneğin Matrix veri terminali kullanım videolarını, Matrix Gold dersek bizi direkt YouTube'a yönlendiriyor. Gördüğünüz gibi bir oynatma listesi var. Bu oynatma listesinden bayağı videolar var. Her türlü ihtiyacınızı karşılayacak diye düşünüyorum. Burada bakın 124 tane videoları var. Bu 124 tane videoyu izledikten sonra zaten program kullanımına hakim olacaksınız. Şirketin internet sitesinin linkini de videomuzun açıklamasına koyacağız. Oradan da direkt erişebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi XU100 İstanbul BIST 100 grafiğini açtık. Bunun üzerinden devam edeceğiz. Bunu açık değilse bu şekilde getirebilirsiniz. Bu kısımda zaman periyotlarımız var. 1 dakikadan başlar. Ta 60 dakika, 120-180 seanslık veya 4 saatlik, günlük, haftalık, aylık, yıllık olarak grafikler değişir. Bu şekilde bastığımızda bakın 99-98 yılına kadar geri gidebiliyor. Bu programda bu kadar bilgisi vardır bu grafiğin. Aylık, haftalık, günlük, seanslık ve 60 dakikada biz inceleme yapacağız genelde. Arkadaşlar, bugünkü eğitim videomuzda inceleyeceğimiz indikatör OBV indikatörüdür. Buradan bu şekilde grafiğin üzerine atacağız.
Öncelikle bunun parametrelerini bil. Daha iyi görünmesi için rengini değiştiriyorum. Gördüğünüz gibi herhangi bir seviyesi yok. Osilatörler gibi değil. Bu başlangıcı ve bitişi olmayan bir endikatördür. OBV veya Ambulance Volume, volüm indikatörlerinin bir alt üyesidir. Ve bunu nasıl kullanırız ona beraber bakalım. OBV'nin oluşma şekli şöyledir. Örneğin halihazırda bu noktadayız. Bir sonraki gün bizim hissemizin veya endeksimizin oluşacak olan hacmin değeri buradaki noktadan. Eğer hacim pozitifse eklenir. Eğer hacim negatifse, yani piyasa düşecekse buradan düşürülür. Dolayısıyla bundan sonraki noktanın yönü belirlenir. Örneğin burada ortaya çıkan günlük hacim yüksek olduğu için denk geldiği noktaya, yani buraya arttırılarak yön yukarıya doğru olmuş. Ve diğer noktalarda da aynı şekilde OBV'nin endikatörü ortaya çıkıyor. OBV endikatörünün en güçlü yönü uyumsuzlukları belirlemektir. Yani OBV'yi kullanarak uyumsuzlukları belirleyebiliriz. Örneğin fiyatta şöyle bir hafif yükselen trendimiz varken, onun karşılığında aşağıda burada bir düşen trendimiz oluşmuş. Dolayısıyla OBV'yi kullanarak fiyatın buradan düşeceğini anlayabilirdik. Daha önce de anlattığımız gibi bizim için normal olan her zaman tepelerin daha yüksekte oluşması, fakat burada tepenin daha aşağıda oluşması anormal bir durum ve fiyat bu anormal durumun yönünde devam edecek. Burada da gördüğünüz gibi iyice bir düşüş yaşanmış. Veya bir diğer örnek. Burada görüyorsunuz dipler çıkıyor. Anormal bir durum. Burada dipler düşüyor. Ve bu noktadan itibaren oluşan iki tane dipteki uyumsuzluklardan dolayı fiyatın yukarıya doğru çıktığını görebiliyoruz. Dolayısıyla OBV'yi uyumsuzlukları kullanmak için bu şekilde kullanabiliriz. Ve gördüğünüz gibi salınımları fiyata göre daha hassas olduğu için daha iyi bize uyumsuzluklar konusunda sinyal verebiliyor. OBV'nin bir diğer kullanım yönü fiyat üzerinde trend ve kanal çizgilerini çizebilmemizdir. Burada bu şekilde bir trend çizgisi çizebiliriz. Bu trend çizgisi kırıldığında yukarıya veya aşağıya doğru ona göre karar verebiliriz. Yine burada da formasyonlardan yararlanabiliriz. Aynen fiyatta olduğu gibi. Bu konuyu daha iyi inceleyebilmemiz için Pegasus hissesinin günlük grafiğine geldiğimizde buradan bir yükselen trend çizebiliriz. Bu yükselen trend bu noktada fiyatın temas etmesiyle birlikte kırılmış. Yaklaşık bu alanlara denk geliyor. Ve bundan sonra bu düşüşü bu şekilde bize vermiş. Tabii OBV osilatörler kadar hızlı değil, bize hızlı sinyal veremiyor. Fakat teyit için OBV de kullanılabilir. Diğer endikatörlerle birlikte birleştirilerek. OBV'nin bir diğer kullanım alanı destek direnç çizgilerinin veya seviyelerinin oluşturulabilmesidir. Örneğin burada diplerde veya tepelerde destek veya direnç noktaları oluşturabiliriz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu noktada bir tepe oluşturup bir direnç seviyesi vermiş. Ondan sonra bu direnç seviyesini bayağı bir geçmeye uğraşmış, yapamamış. Bu bölgeden breakout yapınca aşağıdaki seviyenin üzerine gelmiş. Ta eskiden bire gelen bu seviyenin üzerine gelip burada tutunup güçlü bir şekilde buradaki bizim direnç seviyemizi kırmış ve burada bir tepe oluşturarak onun üstündeki direnç seviyesini oluşturmuş
ve Fiat yine buraya geçmek için bayağı bir uğraşmış. Ondan sonra bu seviyeye güçlü bir şekilde geçerek yükselmiş ve yukarıya doğru yoluna devam etmiş. Dolayısıyla bu seviyeleri de kullanarak OBV'den sinyal alabiliriz. Bu gibi noktalarda başka endikatörleri de kullanarak, başka sinyalleri de takip ederek daha doğru kararlar alabiliriz. Örneğin buraya volüm endikatörünü getirerek bu mumun veya bundan önceki bu bir yarış mumun, kırmızı mumun gücünü alıcılar veya satıcılar elinde olup olmadığını görebilirdik ve buradan alıma geçip müthiş bir kazanç elde edebilirdik. Arkadaşlar, bu eğitim videomuz buraya kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.